Hay Allah ya. Çocuk tam da okulumuzu ihya edecekti. İnşallah önemli bir şey yoktur. Arasam mı acaba? Ama kimi arayacağım bilmiyorum ki. Öğrencilerin hiçbirinin telefonu yok bende. Şu iki vazayı da koyarsanız tamamdır. Hayrola Sevda Hanım, taşınıyor muyuz? Hayır efendim, bu benim doğum çantam. Doğum çantası bu, nasıl yani? Biliyorsunuz doğum yaklaştı. Ben de gerekli olan malzemeleri bu çantaya doldurdum. Artı dışarıdan alışveriş yapıp sizi masrafa sokmadım dua edin. Hoppala, peki bu vazolar ne olacak? Çiçek mi dünyaya getireceksiniz? Hayır, ben getirmeyeceğim ama öküz olmayan herkes getirecek. Ama siz de böyle ince düşünce nerede? İyi de peki sadece vazo yok ki bunun içinde. Öbürküler ne işe yarayacak? Bu rendeyle eğer canım hastanede havuç filan isterse rendeleyip yiyeceğim. Bu blenderla da eğer canım kek isterse kek yapacağım. Bu düdüklü tencereyle de hemşireyi çağırmam gerekirse o zaman kullanacağım. Üç çift ayakkabı, üç çift terliği de doğum öncesi ve doğum sonrası muhtelif zamanlarda kullanacağım. Bu ütüyle geceliğimi ütüleyeceğim. Bu teflon tavayla da eğer canım patates kızartması falan isterse patates kızartacağım. İşte bu haritayla doğumdan sonra gideceğim tatil beldelerini işaretleyeceğim. Bir flörtöz lazım tabii ama. Vah eyvah. Bu dürbünle peki? Bu dürbünle de hastane çevresini izleyeceğim ki çocuğumu tehlikelere karşı koruyayım. Düdüklü tencere, ayakkabı çekeceği, terazi, portatif radyo, ekmek kızartma aleti, 5 kitap, kettle, ütü, abajur, teflon tava, rende, 3 ayakkabı, 3 terlik, 2 vazo, tencere, Türkiye haritası. Ay eksik bir şey kaldı mı acaba? Yapmayın Allah aşkına Sevda Hanım. Bari yarısını alın. Bu eşyalar yüzünden hastane odasında size yer kalmayacak şerefsiz. O zaman siz de ikinci odayı tutarsınız. İkinci oda mı? Tamam Sevda Hanımcığım, tamam. Ben bu eşyaları tek odaya sığdırırım madem lazım diyorsunuz. Hastane dediniz de aklıma geldi. Benim sancım tutarsa biz buradan hastaneye kaç dakikada gideriz? Hemen yetişiriz, hiç merak etmeyin siz. Ya gidemezsek? Ya ben yollarda falan doğurursam? Olur mu efendim, siz hiç merak etmeyin. Ben Hızır gibi yetiştirdim sizi şerefsizim. Olmaz, ben size güvenmiyorum. Bunun provasını yapalım. Prova mı? Ne provası? Hastaneye yetişme provası canım. Yapmayın Allah aşkına, yeter ya. Hayda, dünyada bir tek siz mi doğuruyorsunuz? Yani iki suyunu çıkardınız artık. Ah! Ah! Sancım! Gerçekten! Gerçekten sancım geldi! Sevda Hanım, iyi misiniz? Ah! Neyiniz var? Gerçekten sancım geldi, iyi değilim işte. Ama doktordan çok vaktiniz var demişti. Annem iyi, ben doktorda dedi canım. Geldi diyorum size. Sen mi? Şey, bu çantayı alıp götürün. Ben de hemen hazırlanıp geliyorum. Baba olmak ne kadar zor işmiş ya. Bir de anneler bütün yükü çeker derler. Bu arabayı da niye kadar uzağa park etmişim, keşke burada olsaydı. Sevda Hanım nerede kaldı? Sakın bayılmış falan olmasın. Ami Bey. Ami Bey. Sevda Hanım gelsenize, sizi bekliyorum. Ben gelmiyorum ama siz aynen geri geliyorsunuz. Nasıl yani? İyi misiniz Sevda Hanım? Ben iyiyim canım. Gayet iyiyim.
sadece prova yaptım. Prova mı? Tövbe 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 tövbe.